Bunun sunduğu Yeni Gün devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımızın 3. ve son bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın son bölümünde yaşam koçumuz Mine Aydın yine bugün bizlerle birlikte. Her cuma olduğu gibi bugün de kendisi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Faydalanıyoruz sizin fikirlerinizden. Çünkü şu dönemler içerisinde özellikle hani teknolojinin, bilimin bu ilerlemiş olduğu çağlarda onlarla beraber gelen bir stres veyahut da işte davranış bozuklukları, evet, buna benzer birçok şeyler var. Ama çoğunda farkına varamıyoruz, biliyor musun? Çoğunu yani yaşamış olduğumuz bu endişeleri düşünmediğimiz için belki de farkına varamıyoruz. Yani keşmekeş bir hayat nasıl olsa devam ediyor. Kalkıyorsun, rutine bağlıyorsun ve yaşıyorsun. Evet. Ama ne zaman ki o hayatı yaşıyorken gidip bir duvar desek, o duvara tosladığınız anda anlıyorsunuz işte. Yani o aslında farkına vardığımız zaman çözüm noktasında da bazı şeyler elde edebiliriz diye. Tabii ama istemek lazım. Çözmek istiyorsan gerçekten çözebiliyorsun. Ama şey de önemli yani. Bir onun normal olduğunu düşünüyor belki de insan. Yani bir anormal olduğunu insan kendisi düşünmüyor. Ya acaba ben burada bir temeli olan bir rahatsızlık mı, bir hastalık mı diye düşünmüyor belki de. Evet, o neden düşünmüyor? Çünkü o kadar o duyguya entegre ki. Evet. O duygunun altında aslında ne olabileceğini aklı selim bir şekilde düşünse çözmeyi de bulacak. Çünkü sorun mutlaka bir sebepten olmuştur. Hı. Sen sebebi bulursan çözme yoluna gidebilirsin. Hı. Ama istersen tabii. Mesela bugün kaygıları konuşacağız. Mesela kaygı demiş olduğunuz zaman nedir? İşte endişe, ama buna terimsel olarak bakmış olduğunuz zaman anksiyete, bayağı bir üzerine çalışılmış, yapılmış olan bir konu, bir dal. Ama insan kendisiyle ilgili bir şeylerle ilgili kaygı duyduğu zaman bunun işte bir hastalık boyutunda, bir bilimsel bir rahatsızlık boyutunda olduğunu belki de farkında bile değil. Evet, evet. Bakın, kaygı ne bir kere? Önce ona bakalım. Kaygı nedir? Bedenin ya da zihnin gerçek olan ya da hayal ettiğimiz şeylerle alakalı olarak yaşadığı sıkıntılardır. Yani bu bir durumdur. Ve kaygıda stres ve korku, endişe, panik o kadar uç noktaya çıkar ki artık kontrolü kaçırabilirsiniz. Ya böyle bir olay varken bu olayı oluşturan sebepler mutlaka ki vardır. Mesela kaygı, 3 temel bileşeni var aslında kaygının. Bunlardan bir tanesi endişeli ve rahatsız edici düşünceler. Mesela dıştan gelen sebeplerle bazı düşüncelere takılabilirsiniz. Ya da katastrofik denen bir olay var. Yani bu düşüncelere sebep olan imgeler var. O kadar olayın kötü olacağına inanırsınız ki bu felaket gibi düşünebilirsiniz. Buna katastrofik imgelerle oluşan düşünceler deniyor. Bunlar sizi endişe verici düşüncelere sevk ediyor. Ne bu? Mesela uçağa binme korkusu insanlarda çok fazla var. Genelde evet, son dönemde duyuyoruz. O kadar uçağa bindiğindeki şunu hissediyor ki ya bu uçak düşerse ve ben ölürsem. Yani hep işin en felaketli noktasına takılıyor. O kadar büyük bir kaygı ki bu, gerçekten anlıyorum. Uçağa binemiyor, binse de gidemiyor. Yani inanılmaz bir rahatsızlık duyuyor. O rahatsızlık ona o anda sempatik sistemin devreye geçecek kadar öne çıkabilir. Mesela ne yapar? İnanılmaz nefes alma hızlanabilir. Evet. Tansiyon yükselir, şekeri yükselir, yani adrenalin yükselir, kan basıncı yükselir. İnanılmaz. Yani gördüğünüzde gerçekten fiziksel olarak dersiniz ki bu kişi hakikaten ciddi bir rahatsızlığa herhalde sahip. Bunun sebebi budur. Ya da sınav kaygısı. Kişilerde bazen o kadar öne çıkıyor ki sınava girecekken insanlar inanılmaz kaygı ve korku yaşıyor. Yani neredeyse diyorsun ki girmesin bu sınava, bırak lanet olsun, kal geç, ne hiç önemli değil diyebiliyorsunuz. Ya da nedir? Mesela kişi yakın çevresindeki insanlardan o kadar aşırı bir şekilde fayda alamayacağına inanıyor ki her şeyin aşırısını yaşıyor. Ya da işte eşinin, dostunun, arkadaşının, akrabasının onu asla anlamayacağına o kadar aşırı inanıyor ki ne oluyor bu durumda? Rahatsız edici düşünceler ve hislerle hayatını götürmek zorunda kalıyor. Bu da ne yapıyor? Kaygıyı zaten besleyen şeylerden peki, bir tanesi. Peki uçağa binen birisi şunu bilmiyor mu? Korkuyor, endişe duyuyor, kaygı. Korku nedir? Yani uçak ya düşerse? Kontrolsüzlükten korkuyor orada. Ya, kontrol elinde değil. Bir başkasının hayatını teslim ediyor. Kontrol. Ama aynı şekilde otobüsle de gitse ölme ihtimali çok kötü, evet, daha yüksek. Aynen öyle. Mesela veyahut da işte dolmuşa bindiği zaman trafikte eve giderkenki ölme yüzdesi daha da yüksek. Uçağın düşme ihtimali kadar. Ya belki bunu şöyle hissedebilir. Şöyle hissedebilir. Orada bir boşlukta uçuyorsun. Evet. Şimdi mesela uçağa bindiniz, yukarı çıktınız. 10.000 fitte uçuyorsunuz. İnip aşağı yukarı baktığınızda diyorsunuz ki ya ben 10.000 fitte nasıl uçuyorum?
Yani düşündüğünüz zaman bazen aklınızla mantığınız örtüşemeyebiliyor. Ve birden korku olabiliyor. Hem de öyle bir korku ki hayatınızın ortasına gelip güzel oturuyor. Uçağa binemiyorsunuz. Ama bu aşılabilir bir korku. Bunun neden olduğunu bilirseniz çözümünü de bulursunuz. Tabii ki çözmek isterseniz bulursunuz. O da ayrı bir nokta. Aynı şekilde asansöre binme korkusu da var mesela. Var. Bunları da bakın söyleyeyim. Bakın orada da kontrol yok. Mesela kanalımızda bir arkadaşımız var. Kesinlikle yani bir sürü yani çabalarımıza rağmen bindirmiyorum asansöre. Çok korkuyordur. Hı. Ya bazen de mesela kişilerin bu korkusuyla yüzleşemiyorsa şayet zorlamanın bir esprisi yok. Evet. O insanı daha da strese sokuyorsunuz. Stres ne yapıyor? Kaygıyı doğuruyor. Kaygı ne yapıyor? Hayatın her şeyini bozuyor. Yani hayatın ayarlarını bozuyor. Bu ayarları düzene sokmak için bunu yönetmeyi bilmek lazım. Mesela şimdi bir tanesi de nedir? Kaygının bileşenlerinden bir tanesi de bedensel tepkilerde demin bahsettiğim olaylar nedir? Sempatik sistem sebepsiz birdenbire çalışmaya başlıyor. Ve öyle bir çalışıyor ki engel olamıyorsunuz. Ne bu? Sizin işte kaygı durumunda biraz önce dediğim gibi tansiyonunuz birdenbire yükselebilir. Mesela insanlar tansiyonunu, hastane korkusu olan insanlar hastaneye gittiği anda tansiyonu 12 iken 18'e fırlatır. Çıktığı anda düşer. Evet. Ne yapar? Parasempatik sistem devreye girer. Çünkü biraz önce kaygısı bitmiştir. Ne yapmıştır? Hastaneden çıkmıştır. O kurtulmuştur. Dolayısıyla ne olur? Tık aşağı iner. Evet. Ya da kan basıncı birdenbire fırlar. Adrenalin birdenbire fırlar. Birdenbire göz bebekleri büyüyebilir. Ya da birdenbire aşırı mesela terlemesi artabilir ama tükürük salgısı bir anda durabilir. Sinir sistemi yavaşlayabilir. Bir örnekle ben vereyim size. Mesela tansiyonla ilgili yaşamış olduğum bir problem vardı. Devamlı tansiyon ölçtürmem gerekiyordu. O mesela pompalarla ölçtürmüş olduğum zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sorun ama o hani mekanik kola takıyorsa tık 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 sesi oluyor ya. O beni psikolojik olarak rahatsız ediyor. Ses sizi rahatsız ediyor. Sizi rahatsız ediyor ve psikolojik olarak o kaygı duyuyorum belki de ben. Tabii. Mesela kimi insanlar kalp grafisi çektirirken ya da kalbini atıyor ultrasonda bakıyorken o kalbin atım sesini duyduğu anda çok ciddi strese girebilir. O onun kaygısının başlangıcı olup tetikleyebilir. Çünkü o sesi duyuyor ya. Öyle enteresan ki insanın neden kaygı duyacağını, neye kaygı duyacağını anlamanın pek bir yolu yok yani. Bir anda olabiliyor. Ama neden olduğunu araştırıp kendi kafanızda bilirseniz, bununla hani dalaşmak yerine çözmeye giderseniz çözebilirsiniz. Eğer bu çözüm 100 üzerinden düşünürseniz, belki 100'de kalmazsınız ama 70 çözersiniz. Olsun, o da bir yani sonuçta artıdır. Peki, kaygıları söyleyeyim. Ne tür kaygılar var? Böyle sayarsak, işte dediğimiz gibi bir kere uçağa bir kaygı, ölüm. Ölüm. Evet. Ölüm korkusu ciddi bir kaygıya sebep oluyor. Yakınlarını kaybetmek. Kontrolsüzde olamayacağı her nokta, hastalık kaygısı, başa çıkamayacağınız bir rahatsızlık olursa ya da yakınlarınızda başa çıkamayacağınız sorunlar olursa. Ama bunu sağlıklıyken yaşıyor değil mi? Bunun hiçbir sorunu yokken. Yani şöyle bir şey yaşıyor. Mesela yakınlarından birini ani an kaybediyor. İnsanlar neden ölüm kaygısı yaşıyor, ölüm korkusu yaşıyor? Çok sevdiği bir insanı hiçbir gerekçe olmadan bir anda kaybediyor ve ölümle yüzleşiyor. Ama aslında yüzleşmiyor, sadece görüyor. Ve diyor ki bu ya benim de başıma gelirse. Oysa insan şunu bilmiyor. Geçen de ne demiştik? Hayat bir roman gibi düşünürseniz giriş, gelişme ve sonuç. O sonucu herkes yazacak ve yaşayacak. Bunu alıştırmak lazım. Bunu alıştırmak lazım kendine. Ama sen hayatını yaşıyorken tabii ki bunda kalmayacaksın. Yaşayacaksın da. Ölümün bir gerçek olduğunu, doğan her canlı bir gün öleceğini bilmek lazım. İnanmak lazım. Bazı şeyleri çok aşırı sorgulamak yerine tevekkül etmek lazım. Evet. Yani kaygının temelinde de aslında çözümde yatan gene de bu inanç. Ona da zaten geleceğiz. Bir de ne yapıyor kaygının? Üçüncü bileşeninde davranışla alakalı değişiklikler. Ne yapıyor mesela? Kişiler bazen yüzleşemediği konulardan kaçıyor ya da kaçınıyor. Ne yapıyor? Mesela başarısızlık da böyle başlıyor işte. Yapamayacağı bir iş olursa yapmaktan vazgeçiyor ve kaçıyor işten. Mesela size bir görev yüklüyoruz. Atıyorum işte Ümit Bey siz bugün şu yazıyı yazacaksınız. Ama yazmak aslında istemiyorsunuz. Bahane buluyorsunuz ve kaçınıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Geçici olarak sizi rahatlatıyor. Çünkü kaygınızla yüzleşmediniz. Ama sonrasında ne yapıyor? Güven duygunuz yavaş yavaş gidiyor. Çünkü her görevden kaçınıyorsunuz, kaçıyorsunuz, almıyorsunuz. Yavaş yavaş artık görevin daha gelsin duyar duymaz korku yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü sizi kaygı olan noktaya geri götürüyor. Neden? Yüzleşmediğiniz için. Bakın yüzleşmek de gerekiyor. Kaygınızı çözmek için kaygı sebebinizi biliyorsanız onunla gayet doğal bir şekilde yüzleşeceksiniz. Ama
yüzleşirken olabildiğince mantık çerçevesinde kendi kendinizle yüzleşeceksiniz. Kendinizle hesabınızı doğru göreceksiniz. O zaman kaygıyı çözmek isterseniz çözebilirsiniz. Şimdi antidepresanlar kullanıyor insanlar, sakinleştiriciler kullanıyor, bazen gerekebilir. Ama akıl o kadar önemli ki, sizi böyle düşünmeye sebep veren şey aklınız, zihniniz. Dışarıdan gelen bir etkenle onu birleştiriyorsunuz. Belki de hayal ettiğiniz bir şeye inanıyorsunuz. Bu da ne yapıyor size? Yaşıyorken bazı noktalarda çok aşağı çekiyor, hayat kalitenizi bozuyor. Mesela bazı insanlarda eğer bu kaygıyı çözemezse anksiyete dediğimiz panik atak durumuna geçiyor. Evet. Bu ve bir bu hayat boyutu. Kalitesini kesinlikle bozuyor. Evet, ömür boyu sürebilir. Obsesyon olur, kompulsif bir şeyler olur ve bu büyür de büyür. O zaman ne olur? Kişi sadece evinde kendini rahat hissettiğini düşündüğü için evden çıkmamayı geliştirir. Evet. Bakın mutlaka vardır çevrenizde veya arkadaşlarınız arasında öyle yakınlar olan insanlar. Evinden çıkamaz. Düşünsenize hayatınızın ellerinizden uçup gittiğini ve sebebi de sizsiniz, düşünceleriniz. Evden çıkamamak ne demek? Sosyal hayata karışamamak ne demek? Bu ne kadar kötü bir şey. Yani var insan ha, yani düşünsene tek başınıza nasıl nereye kadar yaşayabilirsiniz ki? Böyle bir duygu çok doğru bir duygu değil ama bunun tamamı da işte kaygılarımızla başlayan, yavaş yavaş gelişen, büyüyen, eğer engelleyemiyorsak bizi anksiyeteye kadar götüren ve bunun sonunda da bizi gerçekten hayattan soyutlayan bir duygunun esiri oluyoruz. Ama insanlar kaygılarını sadece ve sadece geleceğe dair duyar. Bakın kimse geçmişiyle alakalı kaygı duymuyor. Endişe de duymuyor. Neden? Geçmiş yaşadı ve biliyor. Evet. Ama kaygıyı niye duyuyor? Bilemiyor. Önünü göremiyor. Gelecek kaygısı dediğimiz kaygı aslında herkeste vardır. Ama bunun boyutu hayatınızın merkezine oturacak kadar olmamışsa problem yok. Şimdi dışarıdaki bu türlü duyguları yaşayan insanlara karşı çok objektif olabiliyor insan ama kendisine karşı olabilir. Mesela herhangi bir konuyla ilgili yaşamış olduğu bir kaygı. Mesela bir öğrenci bir sınavla ilgili bir kaygı yaşıyor. Hı hı. Diğer bir arkadaşı da yaşıyor mesela bu kaygı. Çok mantıklı bir şekilde anlatabilir. Ya bu kaygıyı yaşamaman gereksiz yaşıyorsun. Sınav işte başarısız da olabilirsin. Bunun sonunda ölüm yok. Bak çok insan yani başarılı olamadı, edemedi ve de ben sana inanıyorum başarılı olsun. En azından yani bu stresi yaşarsan başarılı olma şansın çok değil. Birçok mantıklı sebepler anlatabilir buna. Ama olay kendi yaşamış olduğu zaman maalesef kendimize laf dinletemiyoruz. Niye dinletemiyoruz kendimize? Yani evet, çünkü duygularımız o kadar mantığımızın önüne geçiyor ki her zaman hani terzi söküğünü dikemez derler ya, gerçekten de öyledir. Evet. Siz kendinizi gerçekten bilirseniz, hatanızın nerede olduğunu hakikaten objektif bir şekilde kendinize itiraf edebilirsiniz, çözersiniz. Ya da çözmek istemelisiniz. Yani kaygı öyle bir şey ki bunu tamamen sıfırlamak mümkün değil. İnsansınız çünkü. Bu duygu da yaşayacaksınız. Ama diyorum kaygı hayatınızda yüzlük bir değere sahipse siz bunu 30'da yaşayın. Neden yüzde yaşıyorsunuz? Yani %100 kaygılı olmanın bir esprisi yok. 30'da yaşa. Evet, kaygını yine duy ama senin hayatını merkezine oturacak şekilde onu geliştirmene gerek yok. Bunu da yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Başka şeylerle kendinizi oyalayacaksınız. Kaygıyla başa çıkmanın yolları var. Bir kere öncelikle kaygınızdan gerçekten kurtulmak isteyeceksiniz. Bir. İkincisi kaygılarınızı yazın. Yazın, oturun bir gün deftere kağıda ne istiyorsanız. Benim şu kaygım var, şu kaygım var, şu kaygım var. Kaygıları yazmak, görmek, sizin onunla aslında yüzleşmeniz bir anlamda. Biliyorsunuz artık kaygılarınızın ne olduğunu. Daha sonra ne yapın? Mesela bu bölge için söylüyorum. Çok şanslı bir bölge. İsterse çıkar sahilde temiz havada insanlar yürüyebilir. Yürümek o kadar çok şey dağıtır ki. Evet. Size mesela gördüğünüz şeylere ilginiz varsa, olmazsa da zaten bir süre sonra olacak. Karamsar karamsar yürüyen insan zaten istediği yerde yürüse de bir şey sağlama şansı yok. Ama bilip de ben bununla başa çıkacağım diye çıkıp yürüyen insan rahatlar. Evet. Yürürken insan mutluluk hormonu salgılıyor. Tabii, aynen öyle. Bu faydalı oluyor ve İngiliz bilim adamlarının yapmış olduğu araştırma diyor ki haftada 2-3 kere yürümeniz kullanmış olduğunuz antidepresanlarla aynı etkiyi yapar. Kesinlikle. Endorfin çok önemli zaten. Evet. Ve çünkü yürürken öyle şeyler görürsünüz ki dikkatiniz dağılır. Kendinize odaklanmak yani etrafa odaklanırsınız bir süre sonra. Minicik bir çiçek bile sizi mutlu edebilir. Hiç görmediğiniz bir renk sizi mutlu edebilir. Uçan bir kuş, hiç görmediğiniz bir kuşu görmek sizi mutlu edebilir. Yavaş 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 ilgi alanınız değişir. İlgi alanınızın değişmesi, farklı şeylerle ilgilenmek, kaygılarınızı yazmak,
kendinizi rahatlatacak şeyler bulmak. Bunlar size düşünce olarak da daha doğru yerlere sevk eder. Mesela meditasyon diyoruz ya. Meditasyon yapmak, ama bu tabii ki kişiden kişiye değişen bir olay. Hani buna yatkın olan, bununla alakalı ilgisi olan insanlar yapabilir mi? Evet, yapabilir. Ama şöyle bir şey var. Herkes meditasyon yapamayabilir, fakat nefes egzersizi yapabilir. 3 nefes alırsınız. Çok bu duyguyu yoğun yaşadığınızda. Ama öyle derin nefes alır ve bunu yavaş yavaş verirsiniz ki, bakın, nefes almak da etkili. Mesela kaygısından dolayı sempatik sistem harekete geçmiş bir insan, sanki gerçekten kalp krizi yaşıyormuş havası yaşıyor ya, o insanı o anda sakinleştirecek birisi olup yanında sakin sakin nefes aldırsa o insan rahatlar. O da rahatladığını zaten görür. Evet. Yani sonuçta her şeyin temeli hayatın anında kalmakta. Yani bunların çözümleri kendimize de var, ama bunları farkına varmamız lazım, bunları bilmemiz lazım. Ya tabii ki, bakın, hep baştan beri, mesela koçlukta baştan beri dediğim bir şey var, istemek. Sen gerçekten kendine yatırım yapmak istiyorsan yaparsın. Gerçekten çözmek istiyorsan çözersin. Ama bunu gerçekten istemen lazım. Yani yoksa hani, ya ben çok istiyorum ama olmuyor. Böyle bir şey yok, bu bir yalan. Sen gerçekten çok istemiyorsundur. Çünkü çok isteyen insan çaba gösterir. Evet. Herkesin yaşamış olduğu farklı farklı kaygılar vardır. Var. O zaman bunların önce kendimizi bir analiz edip bunun farkına varmamız lazım. Aslında çözüm odaklı, çözüme yaklaşmış olduğumuz bir andır. Dediğiniz gibi işte bununla yüzleşmiş. Kimisinin işte ekonomik kaygıları vardır gelecekle ilgili. Kimisinin sağlıkla ilgili kaygıları vardır. İşte efendime söyleyeyim, kimilerinde işte böyle artık farklı boyutlarda olan kaygıları vardır. Normal olarak görmek lazım ama bunlar, değil mi? Ama sorun herhalde şurada. Yani bu hastalık boyutuna gelmeden kontrol altına alınmak. Evet, evet. Yani kaygı, o yaşamış olduğunuz kaygı öyle bir hale alıyor ki işte zaman sonra sizin evden çıkamayacak hale getiriyor. Aynen. Değil mi? Tabii. Mesela kaygılar kişinin yaşına ve pozisyonuna göre de değişiyor. Minicik bir çocuğun kaygısı var mıdır sizce? Bir kere o duyguyu bilmiyordur. Şimdi kızınız mesela 3 yaşında. Evet. Kaygısı var mıdır? Yoktur. Yok. Yok ki. O duygudan haberi yok. Ama bir 12 yaşında çocuğun bir sınav kaygısı belki olabilir. Evet. Bakın, 12 yaşında bir çocuğun sınav kaygısı eğer hayatına o yaşında böyle hani ortasına oturuyorsa, anne babanın dikkatli olması lazım. Çocuğu evet. rahatlatması lazım. O gelecekte işte otomatik olarak kaygılı bir yapı sağlayabilir. Şuraya not aldım. Önümüzde de hani üniversite sınavları var ya. Hı-hı. Sınav kaygısını son dakikalarda biraz daha fazla zaman ayırabiliriz diye. Gerçekten bu çocukların kaygılanmasındaki sebeplerden birçoğu da belki ebeveynler. Kesinlikle ebeveynlerin öyle, yapmış olduğu baskı ve yönlendirme. Yoksa yani 17 yaşındaki bir çocuk sizce işte sınavda başarısız olacağım da gelecek hayatım şöyle olacak, böyle olacak diye değil. İnanın ki onu düşünmüyordur, biliyor musunuz? Yani annesi babasını mutlu etmek veyahut annesi babası kızacak diye belki de o kaygıyı bilinçaltında yaşıyor. Tabii kesinlikle öyle. Mesela anne baba çocuğa ister istemez şunu yüklüyor. Sen iyi bir üniversiteye girmelisin. Sana bu kadar para işte döktük, şu kadar çalıştırdık, kendimizden vazgeçtik, sana zaman ayırdık, bir şey. Ne yapıyor bu çocuğa? Sırtındaki torbayı dolduruyorsunuz. Yük gittikçe ağırlaşıyor. Yani. Ne yapıyor çocuk? İyice küçülüyor. Ne yapacak? Bu yükü nasıl atacak? Evet. Ya o biraz önce dediğim davranışla alakalı... Kaçınacak, agresif olacak, huysuz olacak, davranışları bir anda değişecek. O zaman anne baba ne yapıyor? Çocuğumun psikolojisi bozuldu galiba demeye başlıyor. Ya. Bazen de çocuk bunu bilinçli yapıyor. Artık o kadar bıkıyor ki. Ya bunlara gerek yok ki. Bakın hep söylüyoruz. Herkes doktor olmak zorunda değil. Yani herkes toplumun statü olarak belirlediği meslekleri yaşamak zorunda değil. Şey herkese bakın, ihtiyaç var. Bu televizyon bir şey olarak diyor. Bu televizyonda çok iyi programcılara ihtiyaç var. Kesinlikle. Herkes programcı olacak gibi. Aynen. Çok iyi kameramanlara ihtiyaç evet, var. Evet, teknik personel çok ihtiyaç var. Çok iyi yayıncıya ihtiyacı var. Aynen. İdare mensubuna ve işte buranın düzenlerini sağlayacak olan bir personele hepsinin de çok ihtiyaç aynen. var. Aynen, bu bir bütün. Hı. Bir pastayı oluşturan o kadar çok malzeme var ki, ama o pastayı pasta yapıyorsun. Pasta bir dakikada gelmiyor ortaya. Aynı bunun gibi her işte her noktada bir insan olmak zorunda. Ama şunu anlatmak lazım çocuklarımıza. Sen ne iş yaparsan yap, mutlulukla yapmalısın. Ve yaptığın işi iyi yap. İyi yapmalısın, aynen öyle. Ya hep ben onu söylüyorum. Çayı bile getiriyorsan gülümseyerek çayı getireceksin. O senin için, ondan para kazanıyorsun. Kutsal bir kere. Evet. Ekmek parasını niçin çalışıyoruz? Ekmek parası için, değil mi? Evet. Bu nedir? Kutsaldır. Orada ekmek parası ekmek almak için. Hayır. Bütün hayatını yönetmek için yapıyorsun. O zaman ne yapacaksın?
Gerçekten her mesleğin toplumda saygısı vardır. Herkes de annesinin babasının istediğini yapmak zorunda değil. Öyle bir kapasitesi olmayabilir. Şimdi çocuklarımız ne yapıyoruz? Mühendis ol. Doktor olsun. Sala yönlen. Sen niye Sözel'de kalıyorsun? Ya bırak da kalsın. İletişim o kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Geçen sene konuştuk hatırlarsanız. Okullarda da niye iletişim dersleri vermiyor diyorsunuz. Evet. O kadar doğru ki. Çocuk önce kendi ifade etmeyi öğrenmeli ki annesine babasına da ifade etsin. Mutlu insanlar yetiştirmemiz tabii lazım. Mutlu çocuk, insanlar iyi ya. İyi insanlar yetiştirmemiz lazım. Gerçekten. Evet yani sadece maddeye yönelik bir yaşam şekli kurduğumuz zaman işte görüyorsunuz. Bütün kötü duyguların temeli mutsuz insanlardan kaynaklanıyor. Evet. Ne yapıyor mesela mutsuz insan? Herkesin mutlu olması onu rahatsız ettiği için insanların hayatına fazlasıyla ilgi gösteriyor. Veyahut da şunu da söylüyor. Niye bu kadar mutlusunuz ki? Dünyada bunlar varken hayatın gerçekleri bunlar diye. Hayatın gerçekleri. Ya o senin biraz... bakış açın. Sana ne? Yani değil mi? Yani sana adam bu şekilde mutlu olsun. Ya bırak mutlu olsun. Yani kimleri de işte takılıyorlar. Ya sen Pollyanna mısın? Ya bırak adam mutlu tabii olursa bırak öyle olsun. Yani. Bırak şimdi bilinci yönetmek önemli bir detaydır. Evet. Siz kendinizi çok bilinçli görüyor olabilirsiniz ama hayata bakarken taktığınız kapkara bir gözlüktür. Evet. O sizin probleminiz. Evet. Ama bilinçli insandır ama hayata kara gözlüklerle evet bakmaz. Arada bir renkli gözlük takıyordur. O da onun şimdi seçimidir. Kaygılar insanı farklı noktalara götürebiliyor. Evet. Çok çirkin yani çok kötü tabir etmiş olduğum noktalar. Tabii tabii. Sonuçta yani, çok ciddi kayıplar ölüme kadar ölüme gidebilir. Kadar. Mesela sınav kaygısı yaşayıp da intihar eden ne kadar yazık. Olmaz mı ya? Ne olacak hayatın yani sonu? Yani 17-18 yaşındaki çocuk bu sınav baskısını nasıl üzerine hissettirebilir? Bunu hissettiren büyükler bizleriz. Yani kesinlikle öyle. Yani o kadar yük veriyoruz ki işte siz biraz önce bahsettiğiniz sebeple işte senin için şu kadar para harcadım. Bak arkadaşlar neler yaptı. Olmazsa olmazlar. İşte annesini yani sınavda başarılı olmak çocuk kendisi için değil annesi babası mutlu olacak diye. Yani böyle bir psikolojiyle de evet çok şey yapıyoruz. Mesela kıyas insanların en sevmediği duygudur. Evet. Bu yaşta bile sizi birisiyle kıyaslasa kesinlikle rahatsız olur. Evet. Ama çocuklarımızı ne yapıyoruz? Sürekli çalışkan arkadaşlarıyla kıyaslıyoruz. Aa bak Ayşe 5 aldı sen niye 3 aldın? Ya sana ne? Ayşe bugün 5 almıştır o Ayşe'dir bu da Fatma'dır. Bırak Fatma Fatma gibi yaşasın Ayşe de Ayşe gibi yaşasın gerek yok ki. Dediğinize çok katılıyorum çocuğu esas olan donanımlı hale getirmek, mutluluk, iletişim, insan ilişkisi, hayata bakış açısı bunlarla güçlendirirsiniz. Evet. Sınav tamam ders çalışır mekanik bir şekilde ezberler hatta girer sınavdan 100 alır. Peki sosyal hayatta 100'ü nasıl alacak? Evet. Görmüyor muyuz mesela çevremizde çok var insanlarda kaygı duygusu iletişimsizlikten de kaynaklanıyor. Çünkü girip kendini ifade edemiyor ki edemeyeceğini düşündüğü için de susuyor pasifize oluyor. Ancak eğer hani çok aşırı bilgisi varsa, ezberlemişse veya biliyorsa, bilgisi söz konusu olduğunda onda bile bakın çekinik kalabiliyor. Çünkü neden? Güven yok. Özgüven. Evet, iletişimle alakalı bir eksiklik var. Kişinin kendini ifade etmesi, inanın bana bu dünyada en önemli olgulardan biri. Çünkü sizi en iyi siz anlatırsınız, sizi en iyi siz dinletirsiniz, sizi de en iyi siz çözersiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Konuşarak, iletişim kurarak, insanlara yaklaşımınızda güzelliklerle yaklaşarak. Siz insanlar niye dinlesin ki? Yani şimdi Ümit Bey insanlar niçin dinlesin? Ümit Bey'in tarzı güzeldir, yapıcıdır, iyidir, etkileşimi iyidir. O nedenle dinliyordur. Ama Ümit Bey Nemrut bir adamsa, evet, yani burnundan kıl aldırmıyorsa, surat beş karışsa ya niye dinlesin ki? İnsanlar bir de söylüyoruz bunu mesela toplumda son yıllarda. Ben artık çevremde mutsuz insan istemiyorum. Dön bakalım sen ne kadar mutlusun. Değil mi? Kendine bak. Ya kişi aslında aynayı önce kendine tutmalı. Ben mutluyum. Veyahut yani, da şunu düşünmesi lazım. Ben etrafımda mutsuz insanı istemiyorum derken kendisi mutlu mu o enerjiyi veriyor mu? Yani mesela bakın şöyle bir şey var. O kadar yanlış ki bu. Ben kafamda kuruyorum sürekli. İşte kızdığım biri var mesela atıyorum. Hı-hı. Bir ortamdayım. O kadar kafamda kurdum, ona entegre oldum ki suratım beş karış. Oradakiler de benim neye kızdığımı bilmiyor. Ya orada ben orada niye varsın? Senin suratın diğer insanlar çekmek zorunda mı? Eğer sen orada biriyle olmaktan hoşlanmıyorsan gitme ortama. Kal o zaman yalnız. Hayır, hem orada olayım hem burada olayım. Bu sadece çelişkidir. Evet. Ya insanlar bu tip duygularda o kadar dönüyorlar ki gerek yok buna. Ya sen ne hissediyorsan, nasıl olmak istiyorsan İçindeki her şeyi bırakıp şunu olmaya çalışmak lazım. Gülmek istiyorsan güleceksin.
Peki kaygılardan bahsettik. Nasıl kurtulacağız bu kaygılardan? Şimdi biraz önce dedim, bunun bazı teknikleri var. Mesela kaygılarınızı öncelikle yazacaksınız. Evet. Yazdığınız zaman yüzleşirsiniz. Bu birinci bir etken. Yani yazdığın her kaygı, evet bu bende var, bu bende var, bu bende var dersin. Daha sonra da ilgini dağıtacaksın. Başka şeylerle uğraşacaksın. Kaygıya çok fazla yöneltecek duygulara veya olaylara yaklaşık olmamaya çalışacaksın. Hobiler geliştireceksin. Yürüyeceksin. Spor yapacaksın. Nefes egzersizleri yapacaksın. Yapabiliyorsan meditasyon yapacaksın. Yani rahat müzikler dinleyeceksin. Kısaca kaygının sebebi düşüncedir. Düşünceyi kim oluşturur? Sen. Evet. O zaman ne yapacaksın? Sen düşünceden uzaklaşmaya çalışacaksın. Yani seni olumsuz düşünce iten etkenleri birazcık daha bertaraf etmeye çalışacaksın. Başka türlü aşma şansınız yok. Ama çok aşamıyorsanız, hayatınız artık elinizden gitti gibi düşünüyorsanız gereken destekleri alacaksınız. Almanız gerektiği ölçüde. Ama o sadece nedir? Bazı şeyleri böyle oturtursunuz o kadar. Yüzleşmek zorundasınız. Yüzleşeceksiniz. İnancınızla da yüzleşeceksiniz. Her temel duygunun insanlarda yarattığı sıkıntılardan çıkmanın yollarından bir tanesi ve en önemlisi inancınla yüzleşmektir. Yani inancını geliştirirsen, tevekkülünü geliştirirsen inanın bana bu duygularla çok daha kolay başa çıkarsınız. Yani inançlı olmak bu anlamda da rahatlatıyor insanı. Her şeyin temeli, bakın dünyada mutlu insanlara bakın, inançları var olan insanlardır. İnançları o kadar önemlidir ve büyüktür ki şükrü bilirler. Zaten evet. Hep ne diyoruz? Şükür en iyi meditasyondur. Evet. Bütün olumsuz duygularda olduğu gibi kaygıda da temelde farkındalık, inancını fark etmek önemli. Fark ettiğin şeyi kabullenmek önemli. O duyguda kalmak belli ki seni götürüyor sona. Çıkacaksın, döneceksin. Bunun yolları var. Atıyorum işte ibadetini geliştireceksin. Kendine iyi gelen şeyleri geliştireceksin. Yani senin hastalığın çözümü de sensin. Kimse seni bulunduğun noktadan çekip de çıkartamaz. İstemiyorsan. İstiyorsan çeker çıkarsın zaten kendini. Mesela insanlar hayatlarında zaman zaman travmalar yaşar. Depresyonlar yaşar. Kayıplar yaşar. Ağır depresyonlar yaşar. Ama o depresyonlardan çıkan çok insanlar var. Çıktıkları zaman dediklerine, hayatımı yeni fark ettim. Bir daha böyle şeyler yaşamayacağım. Kendime bunu yapmayacağım. Çünkü ne diyor? Kendine yaptığını zaten biliyor. Farkında ve diyor ki ben kendime bir daha bunu yapmayacağım. Hayat çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Şükürle yaşayacağım. Çünkü biz hep onu söylüyorum ya, ben her şeyi kazanılmış hak gibi görüyoruz. Sabah kalkmak rutine bağlamışız, kazanmışız. Su içmek kazanılmış hak. Şu anda orucuz mesela. İçebiliyor muyuz? Hayır. Görüyoruz onun ne olduğunu. Suyun ne kadar önemli olduğunu, görmenin ne kadar önemli olduğunu, duymanın ne kadar önemli olduğunu. Ya bunları fark edersen şükredecek o kadar çok şeyim var ki. Ya tabii canım, şimdi mesela elimizi kolumuzu rahatlıkla hareket ettiriyoruz ama bir engel gelmiş olduğu zaman elini hareket ettiremeyen veyahut da işte çeşitli sebeplerle kaza geçirmiş eli olmayan insanların için nasıl önemli bir olay. Tabii. Parmağını rahatlıkla hareket ettirebiliyorsa ama yani bunun için bile hepsinin bir belgede demiş olduğunuz gibi bir şey gerekiyor. Yani olmadığı zaman insan bunu... Tabii canım. Görememek düşünsenize ne kadar ağır bir travma. Görememek. Evet. Ama göremeyen insanlara bakın ne kadar motivasyonları yüksek. Evet, mutlular. Çok mutlular. Görmenin engelli kardeşlerim çok pozitifler. Çünkü hayata bakışları bambaşka. Değil mesela mi? İnsanın hayatının rutinde devam ettiği diğer duyu organları çok ciddi anlamda geliştiriyor. Tabii, aynen. Bakın bir sakatlık yaşadığınızda Allah korusun her şey normalken bir anda terse döndüğünüzü düşünün. Onu kabullenmek, onunla yaşamak ne kadar zor. Biz hayatımızın şu anda ne kadar önemli olduğunu farkında olmayız. Öncelikle çok şanslıyız. Nefes alıyoruz, güne başlıyoruz, sevdiklerimizle birlikteyiz olabildiğince. Görüyoruz, duyuyoruz, tad alıyoruz. Bunlar çok önemli detaylar. Ama insanlar buna dediğim gibi kazanmış gibi gördüğü için fark etmiyor. Yani sağlıklı olmamız, güne başlamamız şükretmek için birebir bir sebep. Kesinlikle. Aynen. Mesela şimdi kaygılı bir insan düşünün. Doktora gidiyorsunuz, bir tahlil yaptırıyorsunuz. Kaygılısınız zaten, çağırıyorsunuz. Evrende böyle bir şey var. Olumsuz düşünceyi çağırmak diye bir olay var. Duyguyu çağırmak diye bir olay var. Ve ne oluyor? Hayatınız bir anda terse dönüyor. Ne oldu bu kadar emek çaba? Bitti. Evet. Hele bir de kaygılı yapınız varsa zaten tamamıyla dipsiniz. Gerek var mı? Öyle düşüneceğinize şöyle düşünün. Evet, ben şu anda bir sağlık sorunu yaşıyorum ama bunu atlatacağım. Ben bunu atlatmalıyım, atlatacağım. Olumlu düşüncenin her zaman her şeye çok ciddi artı etkisi var. Her zaman. Olumlu düşünüp inanırsanız çözüyorsunuz. Çözmeye inanırsanız çözüyorsunuz ama.
Ya bakın hep her şey geliyor inanca dayanıyor. Gerçekten yürekte inanmak lazım ve sonunda şunu da kabul etmek lazım. İnsanların dediğim gibi hayatı bir roman. Bu romanın bir girişi, bir gelişmesi, bir de sonucu var. Öyle ya da böyle sonucu herkes gidecek sonuçta. Ben şimdi yani aynı olayda ben şöyle destekleyeceğim sizi. En azından kendimden de örnek vereyim. Zaman zaman hepimizin yaşamış olduğu bu yani depresif anlar olur. Benim de öyle yaşamış olduğum bir anda hatta ilaç kullanmaya kadar gitmiş olduğum bir dönem içerisinde sorgulaya ki inanç noktasına kadar geldim ve ibadetlerim konusunda daha da yoğunlaşmama sebep oldu. Yani buraya kadar getirebiliyor. Yani mesela yani ona da şükredilebilir. Yani bir hastalık yaşıyorsun. Hastalığın sonucunda bunu olayın şeyini çözümlüyorsun. Seni farklı noktaya kadar getiriyor. Aynen. Yeter ki çözümü olan bir derdimiz olsun. Dert olacak. Evet. Ama çözümü olan bir derdimiz olsun. Yani çözüm bizim ellerimizde olsun. Çözebilelim. Evet. Çözemiyorsan zaten o zaman önemli değil ki. Yani ne anlamı var? Peki bu şükürle ilgili biraz önce siz söylerken aklıma geldi. Birisi var mesela sofrasında her şey var. Yani kuş sütüne kadar her şey var ama adamın yüzüne bakıyorsun. Adam mutsuz. Adam istedikçe istiyor. Ama öbür tarafta bir vatandaş var. Önünde bir sıcak çorbası var ve şükrediyor. Çok mutlu ve öylesine davetkar ki o çorbayı herkese paylaşmak istiyor. Bereket denen bir şey var. Bakın paylaşılan her şey bereketlidir ve artar. Gerçekten niye Ramazan'da sofralarımızda o kadar çok çeşitli yemek oluyor? Ve neden tükenmiyor? Yani biri geldiğinde yiyor, daha da farklı bir şeyler yapıyorsunuz. Berekettir, bereket olay. Paylaşmakla alakalı. Yani paylaşan insan mutludur. Evet. İyi düşüncelerle olan insan zaten paylaşır. Birine verdiğiniz bir şeyin arkasında aklınız kalmaz ama çok açgözlü olup o da benim olsun, şu da benim olsun, bu da ya ne olacak, bunların hepsini bırakıp gideceksin, şunu bilmek lazım. Biz yaşıyorken aslında her şeyin emanetçisiyiz. Evet, kullanıyoruz. Kullanım hakkı bizde, iltifa hakkına sahibiz sadece. Ve bırakıp da gidiyoruz. Evet. Neyi geri getirebiliyorsunuz? Hiçbir şeyi. Veyahut neyle gidebiliyorsun? Neyle? Hiçbir şeyle. Yani bir bardak bile sizden daha uzun bir ömre sahip. Kırılmadığı müddetçe yaşıyor. Evet. Ama siz belli değil nerede başlayıp nerede bitecek. Onun için bu kadar sorgulamaya gerek yok. Şu dünyayı yaşıyorken inancınızla, şükrünüzle, mutluluğunuzla, paylaşımınızla güzel yaşarsanız mutlusunuz. Evet, insanlar sizi sinirlendirebilir, kızabilir, nankör olabilir, anlamayabilir. Yaptığınız iyilikleri geri döndü, yani kabul etmeyebilir. Bir şey her şey olabilir. Bırakın onların problemi. Siz kendinizi vicdanen rahat hissediyorsanız, Allah katında mutluysanız, huzurluysanız problem yok. Ve paylaşmayı dediniz ya, yani hani yaşamış olduğunuz bu mübarek Ramazan ayı içerisinde paylaşmanın önemini de anlatalım. Buraya da biraz daha gelin. Gerçekten insan çok mutlu ediyor paylaşmak. Tabii, yani bunun ya. Zevkine, şevkine varmak lazım. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de birçok ayetini de paylaşmaktan, infaktan, zekattan bahsediyor ki ayette sabitin vermiş olduğunuz zekat malınızın garantisi, güvencesidir. Daha da arttırılır şeklinde. Yani ihtiyacı olan birisine o ihtiyacını gidermek kadar mutluluk verici bir olay olamaz. Bunu tabii yaşamak lazım. Yani. Aynen. Dua almak çok önemli bir şey bizim dinimizde. Ya benim inancımda da öyle. Ben duaya çok önem veriyorum. Birinin bana, mesela küçükken hep öyle büyümüşüz. Rahmetli annem babam bana derdi ki, biri sana Allah razı olsun diyorsa kızım çok büyük bir hayır alıyorsun. O kadar kafama bunu kazımışlar ki ben küçükken yaşlı teyzeleri karşıdan karşıya geçireceğim diye kendim paralardım. Ya teyze tutun elinden seni karşıya götüreyim. Yeter ki bana Allah razı olsun. Yeter ki o kadar önemli bir laf ki bu. Evet. Çok önemli bir laf. Yani birinden aldığınız bir dua size o gün bir motivasyon sağlıyor. Eğer bu yönde bir yapınız varsa. Evet. Yoksa da belki düşündürüyordur. Zaten yoksa siz paylaşmayı bilen bir insan değilsiniz yani. Hı. Hep benim olsun diyen bir insan buna zaten önem vermez. Ama çok önemli olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Evet. İyiliklerle yaşamak size iyi bir hayat sunmaktır. Yani daha mutlu yaşarsınız. Yani diyoruz ya bu ömür zaten bitici, sonu var. İşte size şu süreci geçiriyorken olabildiğince insani duygularla yaşıyorum. Bir arkadaşım var. Sosyal medyada takip etmişim. Çok genç bir arkadaşımız ama çok edebiyat konusunda çok düşünen, yetenekli bir arkadaşımız. Diyor ki iyiyiz diye kendimizi kandırıyoruz diyor. İyi olmak için ne yapıyorsun diyor. Evet. Hani sadece diyor oturup diyor hiçbir şey yapmamak diyor sence iyilik midir diyor. Aynen. Senin eline diyor kötülük yapmak için fırsat geçmemiştir. Eline kötülük yapmak için fırsat geçen herkes de kötü olabilir. Düşün diyor. Ekonomik sıkıntılarım var. Hiçbir yerden bir şey almıyorsun. Ama önüne bir imkan geliyor. Tamam mı?
sonsuz ciddi anlamda bir ekonomik bir şey geliyor, para geliyor senin önüne ve gayri şey şekilde yani haklı kazanç. Kullanıyorsun. Haklı kazanç değil bu kazanç, tamam mı? Kafan karışıyor, bunu kullansam mı? Ve o alacak olduğun paradan hiçbir yerde hiç kimse seni yakalamayacak, etmeyecek. Alıp rahatlıkla cebine atıp bunu kullanabilecek olduğun bir para. Yani burada işte kötülük yapma fırsatı, elini önüne bir kötülük fırsatı geçmiş. Bunu değerlendiriyor musun? Değerlendirmiyor. Veyahut da birisi geliyor sana diyor ki şurada şöyle şöyle bir şey yaptım diyor. Ama tabii usulsüz yöntemlerle beraber sana para kazanma imkanı sunuyor. İşte burada hayır diyebiliyor musun? Vicdanın öne geçiyor. Burada hayır diyebiliyor musun? Yani iyi insan olmak burada. Yok arkadaşlar, ben Allah'tan korkarım, ben günahtan korkarım. Ben haksız hak parayı kullanamam, kul hakkına giremem diyebiliyor musun? Yoksa onu alıyor musun? Birçoğumuzun eline belki de böyle bir fırsat geçmediği için kendimizi iyi sanıyoruz diyor. Belki de şöyle bir şey var. Bakın bizim vicdan askerlerimiz var. Ben hep onu hep o şekilde niteliyorum. O askerler eğer sana sen ne yapıyorsun diyorsa ve sen onu dinliyorsan doğru insansın. Yani seni sorgulayacak tek insan gene kendi iç sesin, iç benliğin. Vicdan yani insan bir tek her şeyi hesap verebilirsiniz. Herkesi kandırabilirsiniz ama vicdanınıza hesap verebilmeniz esas olan. Odan işte iyi insan olmak orada başlıyor. Neden vicdanına seslenelim diyorsunuz? Neden merhamet duygusu ortaya çıksın istiyoruz? İyi insan olmak bunlarla başlıyor. Bu duygular bir insanı bütünde iyi yapan duygular. Vicdanlı bir insansanız eliniz giderken düşünürsünüz. Diliniz giderken düşünürsünüz. Aklınız giderken de düşünürsünüz vicdanlıysanız. Ama değilseniz adımı atarsınız, ondan sonra zaten iş bitmiştir. Evet. Yani devam eder gidersiniz. Gittiğiniz yere kadar gidersiniz. Hiç görmeden, sonunu görmeden gidersiniz. Bir yerde bunun sonunu görürsünüz. Ama siz görürsünüz, ama yakınlarınız görür. Ama mutlaka görürsünüz. Buna inanıyorum. Peki hiçbirimizde de keşke birçoğumuzda da yani kaygıdan bahsediyoruz ya. İyi insan olamama kaygısı olsa bir yerde. Hiç yok. Çünkü herkes çok iyi melek. Evet. Hepimiz ya bir şey söyleyeceğim, kim olursa olsun hiç kimse hiç etrafınızda kendisini yani gerçekten ben kötü bir insanım diye hiç adlandırmıyorsunuz. Var mı etrafınızda? Ego var ya, ego. Hep diyoruz ya öne çıkıyor. Yani yok. Bakıyorsun ya şimdi en basit örneği işte al işte neydi Netanyahu işte İsrail o bölgede katliama sebebi. Kendince ülkesini koruyor. Kendince ülkesini koruyor. Trump'a sorsan adam bir melek. Abi. Değil mi? Ya insanlar bakın geçen de söylemiştik. Mesela insan şunu der. Çok sinirliyim, çok agresifim, acayip kızıyorum. Kendimi bu noktalarda sevmiyorum. Ama demez ki ben çok fesatım, acayip hasetim, çok da kıskancım. Bunlar da duygular. Bunlar da duygular. Evet. Sen bunları eğer kendinde var biliyorsan, az çok vardır biliyorsan eğer. Ve bunu törpüleyip hani yok edebiliyorsan ne mutlu sana. Ama edemeyip de hem bunu yapıyorsan hem de yapmamış gibi davranıyorsan o zaman ikiyüzlülük oluyor. Bunu zaten çevren bilir, sen de bilirsin. Bakın insan her zaman kendini bilir. Ben çok meleğim. Niye desin ki iyi bir insan? Yani neden, ne gerek diyorsun? Onu zaten etraf görür. Bazı şeyleri dile getirmek, deklar etmek gereksizdir. İnsanlar sizi bilir. Ama bir insan sürekli bundan bahsedip hep bu noktaya takılıyorsa onu işte düşünmek lazım. Demek ki bunun altyapısında eksik olan bir şey var. Sürekli ben çok iyiyim diye geziyor ortalıkta dersiniz. Siz bile dersiniz yani gülersiniz. Onun için insanların önce kendini akıl süzgecinden geçirmeli, vicdanla desteklemesi, merhametle de yol alması gerekiyor. Bunları yapması gerekiyor ki hakikaten kimse yüzse insanlık yüz olamaz. Ama 80 ol, 70 ol, niye 10 oluyorsun? Evet. Değil mi? Ya da niye 5 olasın ki? Bugün şey konusuna çok girdik. Yani mesela nedir? Bu hani inanç konusuna da çok değindik. İyilik konusunda da mesela yani insanlar ellerinden geldiği kadar ibadetlerini eksik veya da tam yapıyor, yapmaya çalışıyor ama İslamiyet'in, Müslümanlığın ana temellerinden bir tanesi tabii, ibadet değil. İyi insan olmak. İyi ahlaklı insan aynen, olmak. Evet, iyi ahlaklı, i̇yi insan, ahlaklı olmak. İnsan. İyi insan olmadıktan sonra yapmış olduğun ibadetin ne faydası? Düşün şimdi adam diyor ki aman diyor şu diyor namazını şu rekatını kaçırdım diyor. Hemen diyor kılmam lazım. Ama öbür tarafta kul hakkı demiş olduğun zaman hiç umuruna bile gelmiyor. Evet yani ne kadar önemli. Bu nasıl bir ironi, nasıl bir tezattır? Yani orada asıl olması gereken işte yardımlaşmayı yapıyor musun, kul hakkı yapıyor musun? Değil mi? Bunların olması gerekirken
Ama olaya bambaşka açıdan evet. bakıyoruz. Hani biz hep diyoruz ya ruhumuzu beslememiz lazım. Ruhu besleyen iyiliktir. İyilik nedir? İnsanların zor anlarında yapabiliyorsan yardımcı olmaktır. Açken verebiliyorsan ekmek vermektir, iş vermektir. Hani insanlara şimdi şöyle bir şey var. Aç diye beslemenin bir esprisi yok. Çalışsın, çalışabiliyorsa iş verebiliyorsan iş ver. Çalışsın, çaba göstersin, kazansın. O da yol açmaktır. Yani ruhunu böyle iyiliklerle beslersin. Yaşlı bir insanın aldığın bir duası sana iyiliktir. Evet. Yani bir kediyi, şimdi son dönemde hep televizyonda izliyoruz. Kedileri, köpekleri, itfaiyeler gelip kurtarıyorlar. Evet. Hayvanlara insanlar duyarlı hale geldi. Bu da çok evet. önemlidir. Yani aciz insana yardım etmek, iyi düşünmek, iyi duygularla yaşamak, iyi insan olmak, ahlaklı insan olmak. Bunlar önemli. Bunlar sizi hayatta bir yere zaten getirir, taşır. Sizden sonrasında da sizin yakınlarınıza ya çok iyi bir insanın çocuğuydun, evladıydın. Sizden sonrakiler statü kazandırır yani sizin iyilikleriniz. Ama kötülüklerinizi de ona göre kaybettirir. Bakın bugün okumuş olduğum gazetelerin bir tanesinin başlığında vardı böyle bir haber. Postaydı sanırım. Evet. Aykut, Posta gazetesinin manşetini ekrana getirebilir miyiz? Bak getirelim. Burada bir tane iyiliğe nasıl muhtacız diye bir başlık var. Bakın Antalya'da trafikte karşıdan karşı geçmeye çalışan sokak köpeği var. Polis bu köpeği alıyor, karşıdan karşıya geçiriyor ve polis bir çeyrek altınla ödüllendirmiş. Ve başlık şu, iyiliğe nasıl muhtacız? Aykut işte bakın görüyorsunuz, ekranda da görüyorsunuz. Polis karşıdan karşıya geçiriyor. Trafikte yolun karşıdan karşıya geçmeye gelirken çalışan köpek polis ya? Karşıdan karşıya geçiriyor. Evet. Ve köpeği yolun karşısından geçirdi ve ayın polisi seçilmiş ve bir çeyrek altınla ödüllendi. Başlık nasıl? İyiliğe nasıl mutlu edeceğiz? Aynen aynen değil mi? Güzel bir başlık. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Aykut. Yani anlatmaya çalışmış olduğumuz belki de bu. Yani tabii. iyi insan olmak. Kaygıların temellerinde de bakın hep bunlar. Evet. Eksik duygular var sonuçta. Sen kendini donanımlı hale getirsen iyilik anlamında bu duyguları yaşamazsın. Hı. Şükrü geliştirirsin, tevekkülü geliştirirsin, inancı geliştirirsin. Neden kaygı duyasın ki? Zaten kabullenmişsin. Korku niye olsun ki? Güvendiğin bir, inandığın bir güç var sonuçta. Yani korku nedir? İnsan bilemediği şeye karşı duyduğu histir. Endişe nedir? Gene sonucun bilemediği şeye karşı duyduğu bir kaygıdır. Yani hep bilemediğin bir şey, duyduğun bir şey var. Ama inancın güçlüyse, seni bir gücün koruduğuna gerçekten inanıyorsan çözeceğine de inanırsın. Ama tabii yürekte inanmak lazım. Bu böyle söylemekle olmuyor zaten. Evet. Dünyanın evrende kaplamış olduğu yere baktığımız zaman bütün dünyada bir atom evet. zerrecini düşün. Aynen. Atom zerreci kadar bile belki yer kaplamıyor. Ve tabii. bu atom zerrecinin içerisinde bizim kaplamış olduğumuz yerde ona göre orantılı bir atom zerreci de biz oluruz. Aynen. Yani ortaya milyarlarca yıl geçmiş var dünyanın ve bizim ömrümüzde artık Allah ne kadar kısmetliyse 60, 70 neyse artık durumumuza göre ve bu kısacık ömrümüzü de iyilikle geçirmemiz aynen gerekiyor. Ya. Yani valla çok fazla kafamızı fazla şeyle takıp da kaygı durumuna kendimizi sokmamamız lazım. Kesinlikle. Ya birçok arkadaşım bana şeyi söylerdi işte gençlik döneminde. Bir arkadaş sen ne kadar umursamaz bir adamsınız falan diye. Ya ama bu rahatım diyordum. Yani mutluyum diyordum. Eğer yani çok boş vermiştik yani bu anlamda iyi değil tabii ki ama eğer kaygı duyan bir insan olmaktansa umursamamak daha da iyi. Tabii ki umursamamak derken kendinizle alakalı. Yani etrafınızdaki insanları umursamamak bunun anlamda kötü değil. Bir anlamda kullanmıyorum bu umursamamazlığı. Evet, saatlerimiz 10.38. Kaygı ile ilgili konuştuk sevgili izleyicimiz. Kaygı aslında o kadar derinlemesine bir konu. Birçok şey de var. Yani su korkusu var, kapalı yerde kalma kaygısı var, asansöre binme. Mesela köpekten korkma var. Köpekten mesela. Korkma. Her şey işte Doğan Hoca'nın dediği şeye dönüyor. Çocukluğa döndüğünüz zaman bakıyorsunuz çocuklukta başlıyor birçok şeyin temeli. Kaygı duymanın da kişiliğinde oturduğu temeller o çağlarda başlayan şeyler ama evet. işte bunun için ne yapmamız lazım? Çocuklarımızı yetiştiriyorken iyi insan olmak adına yetiştirmek lazım. Sağlıklı bir toplum olması için, kaygı duyan insanlarla oluşmayan bir toplum olması için, paylaşımcı bir toplum olması için uğraşmak adına çocukları bugünden doğru yetiştirmek gerekiyor. Onlar ne kadar bilinçli, ne kadar paylaşımcı, ne kadar iyi niyetli, ahlaklı, vicdanlı olursa toplum o kadar iyi yere gelir. Bu duygular ne kadar azalırsa, şimdi çocuğa verme çocuğum çikolatanı kimseye dersen
Bugün çikolata vermeyen çocuk yani kimse hiçbir şey vermez. Değil mi? Tabii. Evet. Paylaşmak önemli bir duygu. Paylaşma olmadığı zaman zaten bencillik başlıyor. Her duygu birbirini destekliyor. Evet. O zaman çocuklarımızı yetiştirirken de nasıl doktor olmasını veyahut da mühendis olmasını empoze ediyorsak çocuklarımıza i̇nsan iyi bir insan olması ayaklı gerektiğini de anlatmamız aynen gerekiyor. Ben çok çok teşekkür ediyorum Mine Hanım. Herkese kaygısız günler diliyorum. Kaygıyı yönetecek güç diliyorum. Hayatın anlamının çok önemli olduğunu anlamalarını istiyorum. Çünkü mutlulukla yaşadığınız her an çok önemli. Güzellikle evet yaşadığınız kaygılarımızın farkına evet vardığımız zaman da çözeriz evet diye çözeriz düşünüyoruz. Aynen öyle. Evet, bugünkü programımızı nihayetlendiriyoruz. Hayırlı cumalar diyerek programımızı nihayetlendireceğiz. Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyicilerimiz, yarın 19 Mayıs. Evet, 19 Mayıs 1919 yılı, tam 99 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesini başlattı. 99 yıl sonra da eskisi gibi coşkuyla kutlanmasını yine kutlanıyor ve nice 99 yıllarda evet 19 Mayıs'ları kutlayacağız evet sevgili İnşallah izleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sunduğu yeni gün sona erdi.